CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Elazığ merkezi yaşanan depremin ardından özellikle Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan iller için depreme hazırlık çağrısı yaptı. Doğu Anadolu fay hattının harekete geçmesinin getireceği sonucun sıkışmış bölge olarak Bingöl, Kahramanmaraş ve Hatay bölgesinde bir sismik sıkışmışlığın olduğunu ve buradan sonra ilk depremin de bu bölgede meydana geleceğini, artçı 900 tane depremin olması halinde bile bu hareketin sonlanamayacağını ve olayın vahametini ciddi bir şekilde ortaya koymuş durumdalar. Bu durumda bize de düşen bir şey var, hem bize hem siyasi partilere, parti temsilcileri olarak bizlere, hem bürokratlara, hem belediye kurumlarına, yerel ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi olmak üzere, yani toplumun tüm katmanlarıyla birlikte bu işe ciddi sarılmak ve olası bir depremde can ve mal kaybını önleyebilmenin baştan tedbirlerini almak gerekir. Bunun da en başta yapılması gereken şey şu: depreme dayanıklı bir binada oturuyor muyuz? Bunu test etmeliyiz. Buna bireysel gücümüz varsa bireysel ilgili kurumlardan yardım isteyerek ve hatta bunun bir organizasyonla yapılması gerekir, bir komite kurularak. Alınan önlemlerin yetersiz olduğuna dikkat çeken Şahin, bu konuda kapsamlı bir çalışmanın yapılması gerektiğinin altını çizdi. Valiliğin, kaymakamlığın, belediyelerin ve ilgili bilim adamlarının içinde olduğu, bunun hangi yöntemle, nasıl, nereden başlanması gerektiği mutlaka ama mutlaka bilimin içinde olduğu bir komiteyle derhal harekete geçmemiz gerekli. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza bu konuda bilinçli olmayan ve bu tedbirlerin alınması için ilgili kurumlardan talepkar olmalarına ve imkanları dahilinde gerekirse kendilerinin de bu testleri yaptırabilmelerine ve kurumlara baskı altında tutarak onların da bu olaya dahil olmalarına çağrı yapıyorum. Ve buradan yine ilgili kurumlara da çağrı yapıyorum. Artık bir daha geçmiş olsun demek istemiyoruz. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının devletin görevi olduğuna dikkat çeken Şahin, ilgili kurumların gerekli bilinçlendirme çalışmalarını yapması gerektiğini söyledi. Can ve mal güvenliğini sağlamak adına ilgili tedbirlerin alınması devletin sorumluluğundadır, görevidir ve bu konuda halkın da bilinçlendirilmesi gereklidir. Bu konuda ilgili kurumlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yardım alınabilir, AFAD'dan olabilir, bu konuda bilim adamları yeni bir ekipler, her bölgeye özgü ekipler kurabilir. Mahalle mahalle her kesimin bu konuda bilinçlendirilmesi ve depremde ne yapacağı, nasıl davranacağı konusunda bilgi sahibi olması gerekir.